İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunun herhangi bir yerinde dışarıdan taşınan bakterilerle oluşan enfeksiyonlara genel itibariyle verdiğimiz bir isimdir. İdrar yolu dediğimiz alan işte mesane, mesanelerden aşağı doğru idrarın çıkışını sağlayan üreterler dediğimiz bölge ve idrarın oluşumuna vesile olan kanı temizleyen böbrekler aracılığıyla. Yani bu üç bölümden oluşuyor. Ve bölgesi olarak da isimlerini enfeksiyonun karakterine göre, enfeksiyonun bulunduğu yere göre de isim değişebiliyor. Mesela üretrit, sistit ve pielonefrit gibi. Üretrit, idrarın çıkışını sağlayan kanallar, yani üretra dediğimiz o kanalları enfeksiyonun durumunda kullandığımız bir kavram. Sistit mesanenin enfeksiyonu, pielonefrit de artık işte bu böbrekteki artık böbreğe sıçramış bir enfeksiyonu tarifliyoruz. Normalde sağlıklı bir insanın idrarı sterildir. Yani içinde herhangi bir bakteri barındırmaz. Ama işte çeşitli durumlarda insanlar kapabiliyor. Bunun dönemsel olarak yaz aylarında ya da kış aylarında daha fazla oluyor diyemeyiz aslında. Çünkü bakterilerin her alanda üreme gibi bir şeyleri vardır, bir özellikleri vardır. Ama tabii yaz aylarında kişilerin sıvı alımına göre ve yatkınlığına göre, bağışıklık ve direncin düşme ya da daha böyle zorlanma durumuna göre artıyor diyebiliriz. En fazla gördüğümüz belirti idrar yaparken yanma ve ağrı olması, çok sık idrara çıkma, işte özellikle kasıklara vuran bir ağrı olabiliyor. Bir bakteri varlığı var tabii ki. O bakterinin çoğalmasından kaynaklı bir enfeksiyonun varlığından bahsediyoruz. Herhangi bir bakterinin varlığında işte vücuttaki sayısının artmasına bağlı olarak ateş, işte kusma, bulantı gibi belirtileri de görebiliyoruz. Sırta vuran ağrı da yan ağrısı falan, hani eğer böbreğe kadar yükselmişse enfeksiyon, ondan kaynaklı da böbrek ağrısı, yan ağrısı, sırta vuran ağrıları da görebiliyoruz. Ama tedavisi olmayan ya da tedavisi çok zor olan bir hastalık da değil. Yani her türlü erken dönemde kişi kendini dinlerse, belirtileri önemserse tabii ki en ufak bir şekilde bir antibiyotikle geçebilecek bir durumdur yani. Yani genelde çok geç oranda, yani çok geç zamanda yakaladığımız bir enfeksiyon olmuyor ama olur da, hani geç olursa tabii ki böbrek ciddi oranda etkilenebilir ve böbrek yetmezliğine kadar götürebilir. O yüzden kişilerin idrar yanması, idrar yaparken yanması, ağrısı, işte ne bileyim kasık ağrısı, bulantı, kusma, ateş gibi belirtileri olduğunda, özellikle idrarda yanma ve ağrı olduğunda mutlaka ve mutlaka bir idrar tahliliyle, çok basit bir yöntemdir, İdrar tahlilini verdiği gibi otomatikman 1-1,5 saat içerisinde sonuç alınabiliyor ve ona yönelik hemen bir antibiyotik tedavisi başlanabiliyor. Geçmediği durumlarda tabii ki atıyorum bazı kişinin kendi bünyesinden kaynaklı olarak bazı antibiyotiklere dirençli olabilir. Böyle durumlarda eğer belirtiler gerilemezse tekrar gittiğinde kişinin işte idrar kültürü denilen işte daha spesifik bir tahlil uygulanıyor. Bu tahlilde de o idrarında işte belli bir süre, en fazla 3-5 gün arasında beklenerek işte hangi bakteri ürüyorsa o bakteriye yönelik bir antibiyotik tedavisi. Bu biraz daha üst bir tedavidir artık. Yani damar yolundan ya da ne bileyim iğne olarak, işte halkımızın deyimiyle iğne olarak kalçadan vesaire ya da damar yolundan verilecek şekilde antibiyotik uygulanması gerekiyor. Böbrek enfeksiyonuna sıçrarsa yine aynı şekilde. Tabii bunların dışında, antibiyotik kullanımının dışında kişinin yaz ya da kış fark etmiyor sıvı alımının çok ciddi bir önemi var. Yani bu enfeksiyonları bizim korunmamız için kişisel hijyen, ortamın hijyeni, el yıkama ve özellikle sıvı tüketimi çok çok önemli bir yerde. Yani kadınlar daha yatkın oldukları için pamuklu iç çamaşırlar, işte günlük petlerin daha sık aralıklarla değişimi. Çünkü o günlük petlerde terlemeden kaynaklı ve aynı zamanda işte regl dönemlerinde o kanın orada birikmesi, işte sürekli uzun süre kalmasıyla beraber nemli, işte ıslak ve havasız ortamlarda bakteriler her zaman daha hızlı ürer. Buna bağlı olarak zaten kısa olan idrar kanalı direkt otomatikman o bakteriyi yukarıya doğru taşımak durumunda kalıyor. Böyle de enfeksiyona yatkın bir hale geliyor. Cinsel açıdan aktif kadınlarda da bu idrar yolu enfeksiyonu geçirme riski yükselebiliyor. Çünkü sürekli orada bir, yani salgıdan kaynaklı olarak o floranın değişimi olabiliyor. Çünkü normalde kadınlarda ve erkeklerde, özellikle kadınlarda hani o dönemin, o bölgenin özel bir şeyi var. Florası dediğimiz kendini zaten temizleyen bir yapısı var.
salgı değişiminde işte ya da işte sürekli işte temizlik sırasında işte sabunların kullanımıyla beraber o flora etkilendiği zaman otomatikman o bölgenin kendini koruması ya da işte zaten herhangi bir bakterinin girişine izin vermeyen o yapısı bozuluyor ve bu şekilde de açıklık, yatkınlık artabiliyor. Pamuklu iç çamaşırı genelde hava alır pozisyonda olduğu için, o bölgenin havadar kalmasını, nemli kalmasını önlediği için ve sıvıyı direkt çektiği için herhangi bir akıntı durumunda öneriyoruz. Ama onun dışında da zaten çok dar ve havadar olmayan kıyafetler yönünden dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü dar olduğunda sürekli bir yapışık zaten kısa olan o kanalın otomatikmen sürekli aynı yere maruz, aynı şekilde maruz kaldığı o nemli ortam. Sonuçta terliyoruz sürekli yaz aylarında. Bu da enfeksiyona yatkınlığı artırabiliyor. O yüzden giyim kuşam noktasında biraz daha böyle çok dar ve sıkı olmayan kıyafetleri tercih etmek belki yaz aylarında daha faydalı olacaktır.